Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu an Isparta Petrol Turizm'in turizm aracının içindeyiz. Yanımızda kaptan adayı Mert Yıldırım var. Sorularımızı yavaştan iletelim kendisine. Öncelikle Mert Yıldırım kimdir? Kendinizi tanıtır mısınız? Ben aslen Antep doğumluyum hani. Ama İzmir'de yaşıyorum. Hani bu işe de çocukluğumdan beridir bir hevesim vardı zaten. Bundan önce Kamil Koç'ta çalışıyordum. Hani host olarak çalışıyordum. Sonra buraya gelmek icap etti. Yani Isparta Petrol Turizm'e orası daha cazip geldi bana. Şu anda bu işin içinde kaç yıl derseniz bir 6 yılım var. 6 yıldır bu işin içindeyim. Hani insanları sevdiklerine kavuşturuyoruz. Bazen düğün, bazen cenaze ama bir yerden bir yere kavuşturmaya elimizden geldiği kadar hizmet ediyoruz. Yaş kaçtı? Yaş benim 22. Şu anda zaten ehliyeti yetmediği için ama arabayı da sürebiliyorum. Şu anda muavinlik olarak sistemim var. İnşallah ileride bu aracı kullanacağım. Araç nereye çalışıyor şu an? Araç şu anda sabit bir yerde değil. Turda. Nasıl turda? Mesela biz şu anda akşam İstanbul Esenler'deyiz. Akşam 11'de Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da büyük ihtimal Adana'ya ya da tekrardan İstanbul'a gönderecekler. Yani sabit bir yerde değil. Durmadan dolaşıyor Ankara, Sivas, Antalya gibi yerlerde. Peki şu an bulunduğumuz araç Mercedes Turismo. Kaç model? Kaç bindi? 2018 model. Yani yaşı daha genç. Hani araba yorulmamış pek fazla. 762 bin kilometresinde. Yani normal bir şey. Yani burada otobüslerde tabii kilometreye fazla bakılmıyor aslında. Ama tabii konfor olarak, koltuk olarak, yolda gidişi olarak gerçekten güzel bir kullanışlı bir araba. Yol ve köprü ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi yol ve biz şöyle söyleyeyim. Gelişi biz genelde erken gelirsek Harem Otogarı'ndan direkt şeyle karşıya geçiyoruz. Deniz yoluyla. Hani köprüyü kullanmıyoruz. Vapurla geçiyoruz. Hem bize yakıttan tasarruf çok büyük oluyor. Hem kilometre ilerlemiyor. Hem yolcularımız denizde giderken daha keyifli oluyor. Ve bize bayağı zaman kazandırıyor. Köprü çok pahalı. Ve köprüyü dolaşmak bize 2 saatimize mal oluyor. Mazottan çok yakıyor. Hani kaptan yoruluyor. Ehliyetin zamanı geçiyor. Hani köprü biz biraz sıkıntılı bu işte. Peki yolcular ne durumda? Sektör bitiyor diyorlar. Yolcular bilet konusunda çok şikayetçi. Ve haklılar mı? Haklılar. Biz de kendi açımızdan haklıyız. Nasıl haklıyız? Mazota zam ve tekrardan 2 lira daha zam geleceğini haber aldık. Hani öyle bir duyum var. Mazota zam gelince lastik, yedek parça, o bu ikram derken normal fiyatlar aslında da yolcu bayağı şikayetçi. Bu şikayetin nedeni de sadece mazot diyebilirim. Şimdi bu araba doğa arabası değil ama bagajda problem oluyor mu? Turizmo hani Travego'nun bagajı falan daha geniş diyorlar. Ya tabii öyle. Travego yol tutuşu olsun, yolda gidişi olsun, bagaj konusu olsun gerçekten hani kimse şey yapamaz, hakkını yiyemez, inkar edemez. Ama bu bagaj sıkıntısı olmuyor. Yani sığdırmaya çalışıyoruz. Anladım. Peki bagaj parası falan muhabbeti... Bagaj ücreti evet alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Her kişinin aslında bir tane bir büyük bavul ya da bilemedin 2 tane hakkı var. Ve bunlar sanki ev taşıyor gibi hani yolcularımız. Çuval çuval, erzaktır, şudur, budur. Bu bagajda yer kaplıyor. Şimdi ben her gelen yolcudan 4 tane 5 tane bagaj alırsam bagajı sığdıramam. Ve biz bunu tabii ki de bagaj ücreti olarak tüm firmalarda bu kural yani kesin kuraldır. Bagaj ücreti alınır. Hiçbir yolcu da bagaj ücreti bu uçak diye yani şikayet ediyor uçak mı diye. Ama alınır. Yoksa evini taşıyor adam yani. Ya almak zorundayız. Şöyle bir şey diyorlar mesela bagaj paralarını kaptan toplar muavine verir. Ya şimdi iki kaptan vardır her araçta hemen hemen. Yani iki kaptan bir muavin. Yani ne topladıysak bagajdan 3'e böler. Hani neyse ortak yani yemektir sigara paramızdır. Şey oluyor yani çıkıyor. Eve kaç günde bir gidiyorsun? Valla eve kaç günde bir gidiyorum? En aşağı 10 gün diyelim. Hani en aşağı? Evet abi 10 gün. 10 günden fazla da sürüyor. Yani 10 gün bir eve gidiyoruz. Hani bir gün ya da 2 gün gidiyoruz. O kadar yani. Yolda duş alabilme imkanları oluyor mu? Yolda duş alma imkanları aslında çok sıkıntılı. Nasıl sıkıntılı? Otogarlarda genelde duş alma yerleri var. Ama biz tercih etmiyoruz hani. Herkes girip çıkıyor oraya. Kirli mi? Tabii ki de. Yani kuru temizlemede üstümüzü başımızı daha çok şey yapmaya biliyoruz. Berberde saçımızı yıkatmaya çalışıyoruz. Çok 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 hani zorda kaldığımızda tabii otogarda hani ister istemez duş alıyoruz ama çok nadir. Peki otoyollardaki terminallerde falan
bulunuyor mu? Nasıl yani? Duş alabileceğiniz yerler, dinleme testlerinde. Dinleme testlerinde bulunmaz. Hani hemen hemen aslında hiçbir otogarda böyle kolay kolay duş alma yerleri bulunmaz. Büyük İstanbul gibi, Ankara gibi bir yerlerde bulabilirsin ama her ilde de bulunmuyor o duş alma yerleri. Yani bulunsa da pek fazla az işe gerçeği tercih etmiyoruz. Peki muavinin sana göre zorlukları nelerdir? Muavinin bana göre zorlukları, çok büyük zorlukları var. Yani dışarıdan herkes bu işe aslında çok iyi bakıyor diyor. Şehir şehir geziyor, görüyor, şey yapıyor. Aslında 40 tane yolcu, yolcunun bir tanesi yani burada koltukta uyuyoruz. Yeri geliyor hani dinlendiğimiz zaman bu koridorda, otobüsün koridorunda yatağımız oluyor. Serip orada yatıyoruz, zorundayız çünkü. Hani bir insan koltukta ne kadar yatabilir, kaç saat yatabilir? Yatıyor mesela, bir durağa geliyoruz, yolcu alıyoruz, yolcu indiriyoruz ya da yolcu su istiyor. Kalkıyoruz, uykumuz bir anda kaçıyor. Hani pek fazla uyuyamıyoruz. Ve yolcularla uğraşmak gerçekten sıkıntı. Şöyle bir açıklık getireyim. Yolcu 300 lira para veriyor, bilet parası, hizmetin karşılığını her türlü alıyor. Ama 6 trilyonluk otobüsü satın almış gibi muamele yapıyor. 300 liralık bileti. Hani maalesef öyle bir sıkıntılar var. Çok havalı mavalı şey yapıyor. Aslında öyle bir şey yok tabii ki de. Birisi çıkıyor soğuk oldu diyor. Birisi geliyor sıcak oldu diyor. Klimayı kapatın diyor. Birisi laf anlamaz, bagajını çok getirir, para vermem diyor. Birisine tuvalete gidiyor, sigara içiyor. Hani bazen bizim gittiğimiz duraklarda hani yetişmemiz lazım. Yetişemezsek araca ceza geliyor. Hani bir yerde yolcu aldığımızda hemen çıkmamız lazım. Bazen mola vermememiz lazım. Ama yolcu benim tuvaletim geldi, benim sigaram geldi. Hayır da diyemiyorsun şimdi. Gidiyor. Çok sıkıntı oluyor ya yolcular. İkram konusunda hiç yolcuyu kırıyor musunuz? Mesela birden fazla bir şey istediğinde vesaire. Yok, kırmayız hayatta ama bizde şu anda bu firmada sıcak ikram bulunmuyor. Hani hemen hemen bazı büyük firmalar da zaten yasakladı. Kamil Koç gibi olsun yani. Yasak hani sıcak ikram sağlık açısından vermiyorlar. Kaptana mesela ben çay götürüyorum ya da kendime kahve yapıyorum. Bizim ayrı şeyimiz var hani, kahvemizdir, sıcak suyumuz var. Sen kaptana götürüyorsun sıcak su, sıcak su. Bunu söylüyoruz ama anlamıyorlar maalesef. Ama soğuk ikramda olsun, kekimiz olsun, tutkumuz olsun, her türlü istedikleri kadar veririz tabii. Hiçbir zaman esirgemedik. Yaşınız geldiğinde kaptan olmak istiyor musunuz? Tabii ki de. Şimdi muavinlik şöyle bir şey söyleyeyim. Bir hastalık gibi bir şeydir hani bu iş. Girdim hani bir kere insanlardan uzak oldum mu, kafa rahat oldu mu, şehir şehir gezdi mi ve çevren genişledi mi her şehirde? Yola çıktı mı bir kere artık bir hastalık gibi bir şey oluyor bu yani. Nasıl söyleyeyim, bir sigara içen insan hani nasıl bırakamıyorsa bu işte öyle bir iş gibi aslında. Tabii muavinlik, her muavinin bir hedefi yani şoför olmaktır. Ömür boyu böyle muavinlik yapmak değildir. Tabii ki. Yani bir şoför olmak ve bunu gerçekten otobüs sürmek ya da yolculuk yapmak gerçekten çok güzel bir şey aslında. Bu tutku çocukluktan gelen mi tutku? Benim çocukluktan gelen, yani hemen hemen herkes hadi ben muavin olayım diye kafadan gelip yapan insanların çoğu zaten 1-2 ay sonra çıkıyor bu işten. Bu iş ya bir heves işidir, şoförlük ya da hani şöyle söyleyeyim aslında, evli insanların yapamayacağı bir iştir daha doğrusu. Hani eve bağlı olmayan bir insanların yapacağı bir iş değildir bu. Yani bekarsındır, şeydir ya da çocukluktan, benim tabii çocukluktan gelme, hep görüyordum hani böyle. İkramdır, yolcularla sohbet, muhabbettir, geziyordur. Benim çocukluktan gelme bir şeydi. Kamil Koç'ta başladım bu işe. Uzun bir süre İzmir'de, İzmir bölgesinde yaptıktan sonra bırakmak zorunda kaldım bazı nedenlerden dolayı. Sonra buraya geldim. Mutluyum yani, herkes iş, yani sevdiği işi yapmak mutludur yani. Maaşları sizi tatmin ediyor mu bu muavinliğin? Maaşları, yani biz şimdi yeme içme derdimiz aslında pek sıkıntı olmuyor. Molalarda biz ücretsiz şekilde yemek yiyebiliyoruz. Hani para vermiyoruz. Maaş şöyle söyleyeyim hani büyük firmalarda Pamukkale Turizm, Kamil Koç Turizm gibi olsun. Bunlar aylıkçı çalışan, yani saat başı. Örnek vereyim ben, hani burada da açıklayayım. Kamil Koç'un en son 1 saatlik yolu 24 liraydı. Hani 1 saatlik yol 24 lira. Hani 15 saatlik yolu gittiğini çarptın mı gerçekten güzel bir para bırakıyordu hani. Pamukkale'de aynı şekilde saat başı değil de kilometre başı alıyorlardı. 1 kilometre ve atıyorum 1 lira alıyorlardı. Onlar tabii daha yüksek maaş veriyor. Bu işte şöyle söyleyeyim. Sigaramızı, yemeğimizi kaptan karşıladı. Hani bagajdır, yolcudur filan. Oradan biraz para topladık mı, şey olduk mu. Benim aylığım hemen hemen işin gerçeği 8 bin liraya filan denk geliyor. Giderlerim çıkarınca. Ama tabii büyük firmalar dediğim gibi Kamil Koç, Pamukkale, bunlar daha yüksek bir miktarda para veriyor. Şu an bir kaptan olsanız en çok sürmek istediğiniz araç hangi
Marka hangi model olurdu? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Tabi herkes Trabigo ve Turismo Mercedes'in aşağısına sürmek istemez. Tabi bunlarda Neoplan var, MAN var, Temsa, Safir var, Maraton var. Ya bunlar kötü araç aslında. Safir'dir, Maraton'dur. Bunlar kötü araç. Ya Mercedes'in yani Turismo ve Trabigo'dan başkasını kimse sürmek istemez. Çünkü gerçekten hani rampa gidişi, inişi, freni olsun, direksiyonu kontrolü olsun, iç düzeyi, koltukları olsun. Gerçekten hani Mercedes bu işi biliyor. Ve sektör bitiyor diyorlar. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Otobüsçülük sektörü bitmez kolay kolay. Hani sanmıyorum biteceğini ve ben birçok yolcuya da şahit oldum. Yani adam mesela çıkıyor geliyor, bir haftada bir öyle otobüs için seyahat ediyor. Yani mesela Antalya'ya gidiyor, geri dönüyor. Sevdiğinden. Bu iş yani kolay kolay bitmez hani. Çünkü uçak fiyatları otobüs fiyatlarına karşıladığımız gerçekten çok yüksek fiyatlar. Bagaj konusu değil mi? Tabii ki de. Yani bagaj olsun şey olsun ve biz mesela bir emaneti başka mesela sen bana getirdin. Antalya'daki bir arkadaşına bir kutu götürmek istiyorsun. Biz götürüyoruz belli bir para karşılığında. Otobüsçülük kolay kolay biteceğini de zannetmiyorum. Yani hiçbir yolcuyla kavga, tartışma. Çok. En çok büyük ettim. Olayı anlatabilir çok misin bize? Kamu Koç'ta çalıştığım zamanlar Tekirdağ, Çanakkale üzeri İzmir'den Çanakkale üzeri İstanbul'a gidiyordum. Hani yeni köprü yapılmıştı. Oradan geçiyorduk işte, Lapseki'den. Bir tane yolcu artık kafası mı güzel içmiş 25-30 yaşlarında. Otobandayız, beni otobanda indir. Ya kardeşim otobanda indirilmez, yolcu indirilmez, yolcu bırakılmaz ya, Allah korusun sana bir şey oldu bizim hayatımızı karartırlar. Niye durdun otobanda yolcu indirdin? Senin biletin neresi kardeşim? Nereden almışsın? Atıyorum Ayvalık'tan bilet almışsın, Tekirdağ otogarında bırakacağız seni mesela. Ve yolcularda çok sıkıntı, büyük sıkıntı oluyor. Tuvalette mesela uyku sersemi oluyoruz bazen. Çok yolcu unuttuğum oldu benim mesela. Onlar sıkıntı yaratıyor, şikayet ediyor. Unuttuğunuz yolcular için nasıl bir güzergah, nasıl bir şey izleniyor? Mesela bir otogarda yolcu alırken yolcu tuvalete gidiyor mesela. Bir kişi olur eksik sayarım ya da fazla sayarım. Yolcuyu unuttum mesela. Çok unuttum, çok başıma geldi. İnsanlık abi. Fazla uzaklaşmadan taksiye biner gelirse biz duruyoruz hani yol kenarında, bizim hatamız olduğu için alıyoruz. Ya da bayağı unuttuktan sonra bizim bir başka aracımız varsa yani saat erken ona bindiriyoruz, ücretsiz şekilde gidiyor. Peki bu mesleği başkalarına yapmak isteyenlere tavsiye eder miydiniz? Ben tavsiye etmem aslında. Nasıl etmem? Bu işin sonu hep yolda olacak çünkü. Nasıl desem, benim sosyal hayatım sıfır. Bayram, yılbaşı, cumartesi, pazar olsun. Hiçbir şekilde izin yok. Hiçbir şekilde. Sosyal hayatın sıfır. Para konusuna geldi mi çok güzel birikim yapıyorsun. Çünkü yolda hiçbir fazla giderin olmuyor. Yani parayı elinde tutabiliyorsun. Ama evliysen ya da evine bağlı birisiysen, bu işi geleceksen hep yollardasın kardeşim. Hiçbir zaman sosyal hayatın olmaz. Cenazen olur gerekirse gidemezsin. Düğün olur gerekirse gidemezsin. Bu işin gerçeği yani. Bu işin de zorlukları. İzin vermezler. Olur yani. Çoğu firmada izin vermiyor yani. Kesinlikle bayramlarda filan izin vermiyorlar. Neden? Yolcu bayağı yoğun olduğu için izin sıkıntı yapıyorlar. Ama kışın biraz daha rahat oluyoruz hani. Yolcu az oluyor, şey oluyor. Öyle yani. Yani ayda 4 kere falan eve gidiyor değil mi? Bir ayda hemen hemen evet 10 günde bir varsayarsak aslında. Bir haftayı bulmuyor. Yok. Yani en aşağı 8 gün 10 gün dersen yani 3 kere 4 kere evine gidiyorsun. 3-4 gün evinde bir ayda kalabiliyorsun. Yani 3-4 günde sana bir işine yaramıyor aslında. Yol yorgun olup evde anca bir yemek, bir duş, sonra yine sosyal kafayı... hayat olmaz. Olmaz. Günde. Zaten uyuyorsun direkt. Bir bakmışsın sabah oluyor, tekrardan otogardasın. Bu bir tek bu turizm için geçerli mi, yoksa hani diğer yok. Markalarda diğer firmalarda? Hemen hemen hepsinde aynı. Yani hele ki Pamukkale, Kamil Koç, Anadolu Turizm, Uludağ Turizm, bunlar haricinde böyle Isparta olsun ya da Doğu firmalar olsun, Ben Turizm, Seyş Turizm, Astor, bunlar muavinleri kesinlikle izinleri çok zordur. Diğer büyük firmalar bir şekilde izin veriyor yani. Amin. Yerine başkasını, birisini bulabiliyorlar ama bunlar yani sabit olduğu için bulamıyorlar. Nasıl ben Kamil Koç'ta çalışıyordum mesela. Ben bu arabada sabitim şu anda Isparta Petrol'de. Bu araba nereye, ben oraya. Yani kaptanlar da aynı, ben de aynıyım. Ama onlarda öyle sistem yoktu mesela. Ben İzmir'den Ankara'ya gidiyordum. Ankara'dan İzmir'e aynı arabayla geliyordum. Antalya'ya gideceğim araba başka bir araba oluyordu. Başka kaptan oluyordu. Oraya gidiyordum. Antalya'daki başka bir mesela bana bir saat veriyorlardı. 3 saat sonrası. Nereye gideceksin? Sivas'a gideceksin. Başka bir kaptan başka bir arabayla Sivas'a gidiyordu. Kaptan da her kaptan bir olmaz. Tabii. Şimdi mesela
o yanı çok kötüydü. Tanımadığın bir arabaya biniyorsun mesela. Ne, nerede onu bilmiyorsun. Kaptan huyu nasıl bilmiyorsun. Hani nasıl bir insan? Çayı mı sever, kahve mi sever, şeker mi atar? Yani çok zor. Hele bir de şahıs arabalarına denk geldik mi? Genelde şirket arabalarının şoförleri biraz daha iyidir. Ama mesela bu araç benimse, sen mavinsen. Mesela ben çok başıma geldi. Şunu şuraya alayım, şuraya koyuyordum. Adamdan azar işitiyordum. Sen onu nasıl benden habersiz oraya koyarsın? Araç onun olduğu için. Yapamazsın öyle bir şey. Her şeyi bana soracaksın. İkram yapıyorum mesela. Benim görevim mi? Hani ben kaptana da bağlı değilim, araca da bağlı değilim. Ben şirkete bağlı bir insanım. İkram yapıyorum. Sen ikram yapamazsın benden habersiz. Yani şahıs arabaları biraz daha şeydi, sıkıntılıydı. Bu araba hani turistik bir bölgeye çalıştığı için turistler falan biniyor mu? Ya da biniyorsa nasıl anlaşıyorsunuz? Yani turistlerle anlaşmamız biraz zor oluyor aslında. Bir tek nerelisin demeyi biliyorum. Bir de yani tabii ki kimin şeyine bakınca, biletine bakınca nereye gideceğini tahmin edebiliyorum. Hani bir de sudur, kahvedir, onların İngilizcesini bildiğim için pek sıkıntı olmuyor. Mert kaptanın çalıştığı Sparta Petrol Turizm. Turizm aracı. Aracın modeli neydi ya? Kaptan yatağını falan da göstereyim mi? Olur, çok güzel olur. Tamam, seni bırakmam. Arkadaşlar bakalım Turizmo'nun yatağı nasılmış. Isparta Petrol Turizm. Arkasını da gösterelim şöyle sizlere arkadaşlara. Relax. Mert Kaptan, Turizmo'nun yatağını sana zahmet bize bir gösterebilir misin? Herhalde kaptanlarımız şöyle. Burada böyle bir yatak var hani. Burada yatıyorlar. Sıra sıra. Yani akşamları şarj aleti olsun, klima olsun, cam olsun, hani havalandırma olsun, acil durum telefonu olsun. Gerçekten rahat bir yatak hani. Kaptanlarımız burada kendine uyuyorlar. Yeterli aslında. Ama bir tık Travego kadar büyük değil yani. Büyük değil ama insan yani yorgunluğu olunca kafayı bozuyor, her yerde yatıyor. Tam muavinler gibi koridorda yatıyoruz biz muavin olarak. Kaptanlarımızın özel yatağı var. Dolabın hemen altındaki. Hemen hemen kimse burayı pek bilmez. Ya da genelde tuvalet var zannederler otobüste. Hiçbir yeni model otobüslerde tuvalet bulunmaz. Hiçbir yeni. Olanlar da Türkiye'dekiler genelde iptal ediyor diye biliyorum. İptal depoya katıyorlar. Çünkü, evet, çünkü burada kaptanlarımızın yatağı var. Hiçbir şekilde tuvalet muvalet yoktur. Hani Türkiye şartlarının hiçbir otobüsünde tuvalet bulunmaz. Yani bu akıldaki soruları alalım. Mert Yıldırım'a çok teşekkür edelim. Videoyu da burada bitirelim. Ben teşekkür ederim. Takipçilere söylemek istediğiniz bir şey varsa. Bol bol yani yolculuk yapabilirsiniz. İnşallah bir gün bana denk gelirsiniz bu videoda. Denk gelirseniz bizden geldiğini söylesinler. Evet, sizden gel ayrı bir güzelliğimizi de yaparız. Yani. İnşallah öylesiyle. Size iyi yayınlar diliyorum. Tüm otobüsçü arkadaşlarıma, tüm muavin arkadaşlarıma, tüm yani bu yolculuk yapan şoförlere. Gerçekten Allah kolaylık versin. Hepsini buradan selamlıyorum. Saygılar.